AK Partili kurmayların yeni düzenleme hazırlığı sürerken sosyal medya siyasetin gündemine oturduğu Meral Akşener çok konuşulan dizi paylaşımı ile ilgili ilk kez konuştu. CHP sözcüsünün eleştirilerine yanıtsa AK Parti sözcüsünden geldi. Haftada iki bölüm izlerim. Hangi diziyi izlersem izleyeyim. Belki biraz daha sindirerek izliyorumdur. Onun için biraz uzunca sürdü. Bahsettiği dizi Netflix'te liste başı olduğu sosyal medya atışmasına mizahi üslupla renk kattı. İyi Parti lideri Akşener Erdoğan'a Twitter'dan yaptığı göndermeyle ilgili ilk kez konuştu. İkinci sezonun yarısındayım. Ben çok ilginç buldum. Çok karmaşık gibi görünmekle birlikte hayatın ne kadar basit olduğunu anlıyorsunuz. Albayrak ailesine hakaretle başlayan tartışma sosyal medya polemiğine dönüştü. Cumhurbaşkanı'nın düzenleme talimatı tepkilerin hedefi oldu. Yakın zamanda meclise gelecek. Birden sizin alçakça hakaretlerini bahane ederek sosyal medyayı top topyekun kapatacağını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik o tepkilere yanıt verirken CHP sözcüsünden de itiraz geldi. Getireceğiniz yasaklar, sansürler bu milletin gerçeklerini değiştirecek mi? Yasal düzenleme ne için yapılıyor? Yani yasal düzenleme buradaki özgürlük alanını garanti altına almak için yapılır. Yasaklarla, tehditlerle gençleri susturabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Burası gerekli bir alan ama masum bir alan değil. 7 Temmuz'da yapılacak meclis başkanlığı seçimi içinde partiler adaylık başvurularını yaptı meclise. CHP'nin adayı Haluk Koç olurken İyi Parti İmam Hüseyin Filiz'i aday gösterdi. AK Parti'nin MHP destekli adayı Mustafa Şentop'un başvurusu da genel sekreterliğe sunuldu.